Değerli izleyiciler, herkese merhaba. The United programında her hafta olduğu gibi yine Türk sporunu konuşacağız ve çok değerli, çok özel bir başka konukla karşınızdayız. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Muharrem Mehmet Kasapoğlu. Sayın Bakan, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sayın Bakan, sporu sorunlarını konuşacağız, gençliğimizi konuşacağız, pandemi süreci, yaptığınız çalışmalar, neler yapılabilir? Türk spor iklimi, Türk futbol iklimini konuşacağız, masaya yatıracağız. Mutlaka sizin de duyduğunuz rahatsızlıklar vardır konuyla ilgili. Önce şundan başlayalım. Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz son bir yıldır. Hatta bir yılı geçti. Bu pandemi sürecinde birçok sektör ciddi anlamda olumsuz etkilendi. Başta sağlık çalışanlarına tekrar Allah yardımcıları olsun diyelim. Ve tabii spor da bundan etkilendi. Siz Gençlik ve Spor Bakanı olarak bu pandemi sürecinde çalışmalarınız sekteye uğradı mı? Neler yaptınız bu süreçte? Nasıl tedbirler aldınız? Önce oradan başlayalım. Tabii Güntekin Bey, gerçekten tüm dünya olağanüstü bir süreçten geçiyor. Bu her birimiz için beklenmedik pek çok şeyi ortaya çıkarıyor. Yani spor organizasyonlarından eğitim hayatına kadar. Her alanda biliyorsunuz ciddi etkileri var. Ve özellikle tabii ki bakanlığımız olarak hem gençlerimiz için hem spor camiamız için bu sürecin bir fırsata dönüşmesi bizim temel motivasyonumuz. Özellikle genç nüfusu dünyanın en yüksek olan ülkelerinden bir tanesiyiz. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Keza gençliğimizin bu çerçevede taşımış olduğu potansiyel ve sporcularımızın bu anlamdaki motivasyonu hepimiz için önemli. Yani çok uzun vade hedefleri olan bir hükümetimiz var, iktidarımız var. Ve bu noktada da tabii gençlik olsun, spor olsun, bu süreci bırakın en az kayıpla atlatmayı, bu süreci fırsata dönüştürme bizim en büyük gayemiz. Ve bu noktada da hamdolsun başarılı bir süreç yönettiğimize de inanıyorum. Gerek gençlerimizle olan iletişimimiz, onların her imkanı bu süreç vesilesiyle daha fazlasıyla bu imkanlara erişimini sağlamak olsun. Ve sporcularımızın hedeflerine yürüdükleri yolda bu süreci fırsata dönüştürme noktasında hem iletişim hem imkanları daha dolu dolu onlara sunma noktasında olsun, andolsun. Bu süreci el birliğiyle, spor camiasıyla, gençlik camiasıyla, eğitim camiasıyla başarılı bir şekilde yönettiğimizi heyecanla, sevinçle ifade edebilirim. Ve ümit ederim ki bu salgın, tüm dünyayı etkileyen bu salgın bir an evvel tüm insanlıktan uzaklaşsın ve tekrar mesafenin olmadığı, bu anlamda tabii temizlik, maske, mesafe kriterleri en önemli gündem maddemiz. Ama mesafeleri artık, maskeleri inşallah sağlıklı günlerdeki gibi bir kenara koyacağımız günler gelsin istiyoruz. Rabbim insanlığı bu felaketten bir an evvel kurtarsın. Duamız, temennimiz bu. Ama gerek gençlerimizi, gerek sporcularımızı, yarınlara olan o güçlü yürüyüşümüzü, hep ifade ettiğiniz o güçlü yürüyüşümüzü, güçlü yürüyüşümüzdeki inancımızı, heyecanımızı bir an olsun kaybetmedik. Bunu da zaten son günlerdeki müsabakalardaki gençlerimizin aldığı sonuçlardan da görüyoruz. Çünkü buna hiçbir şekilde lüksümüz yok. Emek var, gayret var. Biliyorsunuz olimpiyatlar ertelendi. Şampiyonalar ertelendi. Buna yönelik çalışan sporcularımızın emeğinin heba olmaması adına, onların o inancının, motivasyonunun kırılmaması adına biz de devlet olarak, bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye de devam edeceğiz. Peki Sayın Kasapoğlu, Cumhurbaşkanımız sporu seviyor. Spora destek oluyor her anlamda ve sporla ilgili önüne gelen projelere hayır demiyor genellikle. Bu 3 yıllık sizin bakanlık döneminiz içerisinde tesisleşme anlamında veya yatırımlar anlamında neleri hayata geçirdiniz? Birçok stadyum açıldı. Onların dışında bizim bildiğimiz, takip ettiğimiz, edemediğimiz
neler var? Spor salonları var. İşte gençlerin spor yapabilecekleri bazı tesisler var, alanlar var. Biraz bundan bahseder misiniz? Neler yaptınız 3 yıldır süreç içerisinde? Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin çok uzun bir şekilde vizyonunu açıkçası belirlemiş bir lider. Bu anlamda her alanda eğitimiyle, sağlığıyla, altyapısıyla, sanayisiyle, ekonomisiyle her alanda 19 yılda bir devrim var. Bu devrimin tabii hem gençler için hem spor camiası için olmadığını iddia etmek mümkün değil. Bilakis en güçlü yönlerimizden biri de hem gençlik alanında yapılan devasa dönüşüm hem de spor alanındaki çalışmalar. Siz de ifade ettiniz. Cumhurbaşkanımızın spora olan ilgisi, sevgisi sözde değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği spor dönüşümü var. Sahalarıyla, salonlarıyla, semt yatırımlarıyla, havuzlarıyla devasa bir çalışma var. Bu tabii AK Parti iktidarıyla tüm Türkiye satına yayıldı. Ve 19 yıldaki gelinen nokta, siz Türk sporunun çok önceki dönemlerini de hem tesis açısından hem sporcu profili açısından çok iyi bilen birisisiniz. Çatısı akan salonlar mı dersiniz? Efendim, zemininde ciddi sorunların olduğu statlar mı dersiniz? Bitmeyen inşaatlar mı dersiniz? Türkiye'nin çok ciddi sorunları vardı. Ve hamdolsun bunların her biri geride kaldı. Şimdi biz UEFA'nın ifadesinde var bu. Türkiye son 10 yılda dünyanın en çok stat yatırımı yapan, en yeni statlarına sahip ülkesi. Sadece yeni mi, o da değil. Modern olması, kalite standartlarıyla da rekabet gücü çok yüksek bir tesis envanterimiz var. Statlarımız, işte dün ben Olimpiyat stadındaydım. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi için stadımız hazır. Olimpiyat stadımızın yeni hali. Türkiye'nin dört bir yanında devam eden inşaatlar, biten inşaatlar, işte geçtiğimiz günlerde Göztepe Stadı'nın resmi açılışını yaptık. Eski halini de bilirsiniz. Adana'yı açtık. Önümüzdeki günlerde Hatay var, Giresun var, Ordu var. Devam ediyor. İllerde, büyük şehirlerde, her yerde bir yandan dönüşüm var. Çalışma var, gayret var. Ve tabii pandemi dönemine az önce vurgu yaptık. Pandemi döneminde yatırımlarımızdan hiçbir şekilde geri durmadık. Bilakis dedik ya, fırsata dönüştüreceğiz. Tesisleşme noktasında da pandemi dönemini fırsata dönüştürüyoruz. Normal dönemdeki gibi tedbirlerle, efendim, gerekli önlemlerle süreçleri hızlı bir şekilde ilerletiyoruz. Ve açılmayı bekleyen pek çok tesisimiz de birikti. Yani sadece futbol olarak görmemek lazım. Biz sporu çok geniş bir bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Ve Türkiye'nin spor geleceğinde pek çok branşta çok başarılı bir geleceği görüyoruz. Hamdolsun. Yüzmeden jimnastiğe, jimnastikten atletizme, atletizmden tenise, güreşe, her alanda sporcularımız bizi gururlandıracaklar. Buna inanıyoruz. Ve bunların öncü başarılarını ilk kez 2019'da biliyorsunuz. Çok dolu dolu gördük. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle bazı müsabakalar biliyorsunuz ertelenmişti. Ama son birkaç aydan beri sporcularımızın jimnastiğiyle, yüzmesiyle, güreşiyle her alanda ortaya koymuş olduğu performans bizleri açıkçası çok mutlu kılıyor. Biz de bu noktada imkanlarımızı sonuna kadar seferber etmeye devam edeceğiz. Sayın Bakan, konu tesisleşmeden açılmışken, evet, tesisleşme konusunda hakikaten çok hızlı bir şekilde çok büyük yol kat ettik. Yani ben kendi gençliğimden biliyorum, kendi çocukluğumdan da biliyorum. Şu anda gelinen noktada tesisleşme anlamında Avrupa ülkelerinden geri değiliz. Ama şunu gözlemliyorum ben, uzman eğitmen ve lisanslı sporcu sayısında gerideyiz. Bu konuyla ilgili çalışmalar var mı?
Tabii ki değişen bir tesisleşme sürecimizi az önce bahsettim. Bununla birlikte nüfus noktasında, profil noktasında da hızlı bir dönüşüm var, değişim var. Bu alan dinamik bir alan zaten. Dolayısıyla bu alanı bizim çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Tesisleri yapmak yetmiyor. Tesisleri sporcularla doldurmak gerekiyor. Halkı spora yönlendirmek gerekiyor. Ve bununla birlikte spor kültürünü güçlendirmek gerekiyor. Spor kültürü noktasında kat etmemiz gereken yolumuz var. Sporun tabana yayılması dediğimiz konu. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği, herkesi spor tesisleri buluşturmak lazım. O yüzden yeni dönemde sloganımız erişilebilirlik. Gece gündüz erişilebilirlik. Mesafe açısından erişilebilirlik. Devasa tesisler yerine butik tesisleşme artık. Yeni süreçteki çalışmalarımız, butik havuzlarımız, butik salonlarımız, semt sahalarımız, basketbolu, voleybolu, handbolu, efendim tenisi, her alanda hizmet sunabilecek çok fonksiyonel alanlar ve bunların erişilebilirliği. Vatandaşımız yeter ki sporla hemhal olsun, spora erişmek istesin, onun önünü açmak. Varsa engeller kaldırmak bizim bu anlamdaki temel görevimiz. Bu çerçevede de hem diğer kurumlarımızla, bakanlıklarımız başta olmak üzere hem de yerel yönetimlerle ciddi bir işbirliği halindeyiz. Sürekli illerimizde hem gençlerimizle buluşma, hem sporcularımızla bir araya gelme, onları dinleme. Biz katılımcı bir ruhla çalışıyoruz Güntekin Bey. Gençlerimizin, sporcularımızın önerileri, fikirleri, eleştirileri bizler için hep değerli. İllerde hem onlarla buluşuyoruz, hem ihtiyaçları yerinde tespit ediyoruz. Ortak akılla yeni projelerimizin kararlarını alıyoruz, protokolleri imzalıyoruz. Hem de var olan tesisleri nasıl değerlendiririz? Antrenörlerimizi, az önce bahsetmiş olduğumuz eğitmen altyapısını nasıl güçlendiririz? Ve hocalarımızı bu noktada nasıl güncelleriz? Yani antrenör kadromuzu değişen şartlarda yeni süreçleri hazırlamak. Bu da bizim bir görevimiz. Ve bununla birlikte tabii ihtiyaç doğuyor. Yeni ekiple kadroyu takviye etmek. Bu noktada da çalışmalarımız var. Özellikle 2000 yeni antrenör. Önümüzdeki günlerde tüm çalışmalar bitmek üzere. Onlarla ilgili ilana çıkacağız. Yeni arkadaşlarımızla takımımızı güçlendireceğiz. Gençlerimizi, çocuklarımızı, kadınlarımızı, kadınlar ve gençler bizim spordaki en temel kitlemiz. Gençleri ve kadınları spora daha çok çektiğimizde inanıyoruz ki spor kültürümüz çok daha güçlü olacak. Ve bu anlamda da Türkiye'nin dört bir yanında ziyaretlerimizde Bitlis'ten Bingöl'e, Edirne'den Tekirdağ'a, Mersin'den Sinop'a kadar her yerde mükemmel bir açıkçası ilgi var. Ve bu ilgiyi biz de en güçlü şekilde karşılama adına tüm ekibimizle hamdolsun seferberiz. Buna da devam edeceğiz. Çünkü pandemi şunu gösterdi. Maalesef pek çok handikapı beraberinde getirdi. Ve bu bir günde ortadan kalkacak da bir süreç değil. O yüzden hem pandemi koşullarının sonrasına toplumlarımızı, toplumumuzu hazırlama, gençlerimizi, kadınlarımızı hazırlama, hem de spor kültürünü güçlendirme adına inanıyorum ki spor pek çok anlamda pek çok çözümü de beraberinde getirecek bir olgu. Sporuna dönüştüren ruhuyla, iyileştiren, rehabilite eden gücüyle pandeminin de getirmiş olduğu etkileri inşallah minimize edeceğiz. Peki efendim, şimdi siz de takdir edersiniz ki Gençlik ve Spor Bakanlığı en tepede. Altında federasyonlar var tüm branşlarda. Kulüpler var. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı var. Belediyeler var. Yani bütün bunların aslında sporun gelişmesi için koordineli bir şekilde çalışıyor olması lazım. Mesela sizin Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'yla spor dersleri müfredatı konusunda mutlaka bir koordinasyonunuz ve çalışmanız var. Hep buna ehemmiyet verdiğinizi biliyorum. Onun dışında işte federasyonlarla ilgili bazı tasarruflarınız var, kulüplerle ilgili var.
biraz da sanki kulüplerimiz de devletten çok şey bekliyor gibi bir algı var açıkçası. Mevcut durum bu, özellikle ekonomik olarak. Bu konularda neler söylemek istersiniz? Hani bakanlık, federasyonlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ötesinde Milli Eğitim Bakanlığı, kulüpler hangi noktadayız? Yani bu koordineli çalışma anlamında. Açıkçası koordinasyon bizim olmazsa olmazımız. Çünkü spor toplumun tümüne dokunulması gereken bir konu. Sporu tabana yaymak tek bir kurumun yapabileceği bir iş değil. İşbirliği önemli. Çok güzel ifade ettiniz. Milli eğitim. Okul öncesinden itibaren o kültürü kazandırma adına, yetenekleri keşfetme adına hepimize görev düşüyor. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığımızda güzel işbirliklerimiz var. Okul öncesinden ilkokula, ilkokuldan ortaokula, liseye, üniversiteye bu anlamda ciddi işbirliklerini daha da güçlendirmek durumundayız. Özellikle yetenek taraması projemiz. Yetenekli çocuklarımızın keşfedilmesi, farklı parametrelerle ölçülerek ve onların spora yönlendirilmesi. Bu anlamda takibi. Yaklaşık 1 milyon 300 bin çocuğumuzun taramasını yaptık. Ve 100 binden fazla çocuğumuzun bu anlamda yetenek noktasındaki takiplerine devam ediyoruz. Sporcu eğitim merkezlerimizde, olimpiyat hazırlık merkezlerimizde bir yandan onlarla ilgili süreç yürüyor. Bir yandan tabii ki pandemi koşulları el verdiği müddetçe yetenek taramalarımız devam ediyor. Ama gerek eğitim camiamızla işbirliği, gerek diğer kurumlarıyla işbirliği sürekli artırılması gereken bir konu. Yüzme en temel branşlarımızdan biri. Yüzme bilmeyen kalmasın dedik. Yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretme hedefimiz var. Başta çocuklarımız. Gerektiğinde okuldan havuza biz götürüyoruz. Antrenörlerimiz, tesislerimiz pırıl pırıl. Hepsi tüm öğrencilerimizin hizmetinde. Bazı okullarda zaten tesisleşme çalışmalarımız devam ediyor. Havuzuyla, salonuyla, tenisiyle, futboluyla, basketboluyla gençleri sporla buluşturma adına hem bakanlıklarımızla işbirliği, hem bakanlığımızın kendi tesisleri, hem yerel yönetimlerle işbirliği devam ediyor. Bu süreç maalesef dijital bağımlılık noktasında özellikle önemli bir takım sonuçları bize göstermesi açısından da çok mühim. Bunun üstesinden de sporun dönüştüren ruhuyla geleceğimize inanıyorum. O yüzden bundan sonra bizlere daha çok görev düşüyor. Bizim çocukluğumuzda annemiz babamız sokaktan zor çağırırdı bizi. Zor toplardı. Eve zor girerdik oynamaktan. Şimdiki çocukları sokağa zor çıkartıyoruz Sayın Bakanım. Dijital bağımlılık maalesef böyle bir durumu bizlere gösteriyor. İşte sporun cazibesini çocuklarımıza, gençlerimize daha çok hissettirmemiz lazım. O yüzden diyorum erişilebilirlik. Antrenörüyle, yöneticisiyle herkesin gençlerimizi spora teşvik etmesi lazım. Ailelerimiz burada çok en önemli. Şunu ailelerimizin soracağım. Bu anlamdaki tavrı, aynen. Ailelerimizin bu anlamdaki ilgisi çok önemli. Zira ailede bu işin önemli bir gündem olması lazım. Ben bazı annelerimizi, babalarımızı görüyorum. Çocukların da bu noktada ciddi ilgi gösteriyorlar. Hakikaten altı çizilmesi gereken bir konu. Milli sporcu bursu konusunda atılımlarınız var. Onun ötesinde spor okulları vardı bir dönem. Çok parlak bir proje olarak hayata geçmişti. Bununla ilgili ilerleme kaydediyor muyuz veya genişleyecek mi? Eğitim mi, spor mu? Çünkü eskiden hem eğitim hem sporu bir arada sürdürmek biraz daha kolaydı sanki. Şimdi artık çok zorlaştı. Ya eğitimi tercih ediyor parlak bir sporcu olsa. Veya işte artık zorlaşmadı, tabii. Kolaylaşıyor. Evet. Güntekin Bey. %100 Milli Sporcu Bursu artık bir yıldan beri harekete geçmiş durumda. Üniversitelerde başlattık önce, vakıf üniversitelerinde. Spor demek emek demek. Spor demek uzun vadeli bir yatırım demek. Gençimiz, çocuğumuz başlıyor spora. Belli bir noktaya gelince ya ben okulu tercih edeyim diyerek sporu bırakıyor. Ya da ben spora devam edeceğim, ikisi bir arada olmuyor deyip
Okulu bırakıyor. Dedik ki bu olmaz. Bu bizim hayalimizdi. Hamdolsun bunu gerçekleştirdik. Vakıf üniversitelerimizde protokol yaptık. Burslu okuyor öğrenci. Normal puan alıp milli sporcuysa burslu okuyor. Ve çok ciddi bir memnuniyet var ailelerde. Bunun en büyük kahramanı ailelerimiz, hocalarımız, sporcularımız. Ve bu çerçevede sporcu bursunu liselere, ortaokullara kadar indirdik. Özel okullarda da artık milli sporcularımıza burs var. %100 burs var. Böylece hem sporcularımızın önünü açma, hem de açıkçası ülkemizin yarınlarında hem sporcu olacak, hem avukat olacak, hem mühendis olacak, hem sporcu olacak. Efendim hem doktor olacak, hem sporcu olacak. Yani bu profil çok çok daha farklı noktalara gelecek. Batı ülkeleriyle bu anlamda rekabet gücümüzü de artırma noktasında önemli bir mesafeyi kat ettik. Ben bu çerçevede hem vakıf üniversitelerimize hem özel okullarımıza da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Evet, tabii sporun sorunlarını konuşuyoruz ama iyi yaptığımız, başarılı olduğumuz spor branşları da var. Voleybol bunlardan bir tanesi. Şimdi önümüzde olimpiyatlar var Sayın Bakan. Olimpiyatlarda nasıl bir başarı oranı bekliyorsunuz? Özellikle bireysel sporlarda bazı sporcularımız olimpiyat ve dünya şampiyonu. Taha Akgül mesela yeni Avrupa şampiyonu oldu. Yine ondan da madalya beklediğimiz sporculardan bir tanesi güreşte. Olimpik sporcularımızın son durumu ve madalya beklentisi konusunda neler ifade edeceksiniz? Tabii pandemi dönemini fırsata çevirme noktasında sporcularımıza ben bu anlamda müteşekkirim. Gerek bakanlığımızın, federasyonlarımızla, sporcularımızla ciddi iletişimi, bu anlamdaki gayretlerimiz ve gerekse sporcularımızın bu anlamdaki hakikaten hassasiyeti bu sürecin hamdolsun ki fırsata dönüşmesi noktasında başarılı olduğunu gösteriyor. Son günlerde aldığımız sonuçlar. Jimnastikten güreşe, güreşten yüzmeye ve pek çok alanda inanıyorum ki olimpiyatlar bu yıl bizleri ayrı gururlandıracak. Az önce voleyboldan bahsettiniz. Yani yıllardan beri voleybola özel bir gayretimiz var bakanlık olarak, tüm birimlerimizle. Federasyonun ayrı bir çabası var. Tabii birlikte olunca bir başarıya beraberce odaklanınca başarı kaçınılmaz. İşte Yeşilyurt takımının kadın voleybolundaki başarısı geçtiğimiz günlerde. Yine bu hafta Cizre Spor, Kızıltepe Spor her iki takım da Efeler Ligi'ne yükseldiler. Her iki takımı da kutlama şansım oldu, kupalarını takdim etme şansım oldu. Açıkçası duygulandım. Çünkü biz fırsat eşitliğini, biz bu anlamda spora erişilebilirliğin gayretini gösteriyoruz. Ve bunların sonuçlarını alıyoruz. Bu ülkemizin sadece birkaç branşa değil, pek çok branşa odaklandığını ve bunda da sonuç aldığını gösteriyor. Bunları ben öncü başarılar olarak gördüğümü tekrar ifade ediyorum. Daha büyük başarılar, inanıyorum ki çok kısa vadede gelecek. Voleybolda gelecek, futbolda gelecek, basketbolda gelecek, yüzmede gelecek. Güreşte geliyor, daha da bunları güçlendireceğiz. Spora yaptığımız yatırımın, verilen emeğin hamdolsun karşılığını alacağız. Çünkü gençlerimizde bunun inancı var. Az önce bahsetmiş olduğum o kenetlenme var. Birlik, beraberlik ve bu noktada da sonuç 84 milyonu gururlandıracak bir sonuç olarak inşallah karşımıza çıkıyor. Efendim tabii şimdi az önce ifade ettiniz bir spor kültüründen. Şimdi gençlerin daha fazla spor yapıyor olması hangi spor olursa olsun hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak sağlıklı olmalarını sağlıyor. Hem de sporun bir birleştirici tarafı var her anlamda. Bu yüzden bu spor kültürünü biraz daha yaygınlaştırmamız, gençlerin spor yapmasını sağlamamız o açıdan bakınca çok önemli. Yani sadece bu insanlar profesyonel sporcu olsunlar, olimpik sporcu olsunlar, gitsinler işte Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da oynasınlar
diye aslında aileler bakmasın. Genç bir şekilde zamanında gençliğimizde biz de spor yapmıştık desinler yaşları ilerlediği zaman. Bu anlamda da bence spor, siz az önce ifade ettiniz, spor kültürünü yaygınlaştırmak. Bu çok önemli diye düşünüyorum ben. Bunu eksik görüyorum şahsen. Bilmiyorum, katılıyor musunuz? Tabii ben zaten az önce de söyledim. Spor kültürünü güçlendirme noktasında mesafe almamız lazım. Bu anlamdaki işbirliklerini artırmamız lazım. O yüzden diyorum. Yerel yönetimler, kulüpler, federasyonlar ve bununla birlikte tabii ki eğitim camiası, aileler. Aile gerektiğinde çocuğunu elinden tutacak, gelecek, efendim, onu motive edecek, teşvik edecek. Gerektiğinde morali bozulunca destekleyecek. Yani bu birdenbire oluşan bir şey değil. Gençliğinde de spor yapacak, yaşlanınca da spor yapacak. Spor demek bir defa fiziksel sağlık demek. Ruh sağlığı demek. Ve sosyal sağlık demek. Bu üçü de tam iyilik hali oluyor. Bu üçü olmadan tam iyilik hali oluşmuyor. Sağlıkçıların tanımlaması bu. O yüzden spor kültürünün tavana yayılması Türkiye'nin tüm hedefleri açısından da çok önemli bir aşamadır. Ve bunu gerçekleştirmek zorundayız. Tabii medya, bu anlamda medyayı da mutlaka ve mutlaka sporun çeşitliliğinin ortaya konması açısından unutmamak lazım. Medyada bu çerçevede elbette futbol en popüler branş ama diğer branşları da tanıtma adına, teşvik etme adına da bu işbirliklerini ne yapmak lazım? Güçlendirmek lazım. Siz zaten bu işin duayen isimlerinden biri olarak inanıyorum ki teşekkür bu konudaki ederim. Çabanızı her zaman olduğu gibi bundan sonra da göstereceksiniz. Ve biz eğitici, öğretici, pozitif ve bütün kurumlara, kişilere, sporculara saygı çerçevesi içerisinde yapmaya saygı zaten evet. Sporun ruhunda var saygı. Tabii. Sporun ruhunda var sevgi. Empati var. Takım olma ruhu var. Birlikte hareket etme, birlikte mücadele etme ruhu var. Yani sporun kazandırdıklarını... Tevazu, paylaşma. Tevazu var, paylaşma var. Yani sporun kazandırdıkları açıkçası insanı hayata hazırlama yönünde, güçlü bir karakter olma yönünde de çok önemli bir takım zenginliklere sahip. O yüzden bunları es geçmemek lazım ve tabii şöyle bir gelenek de var açıkçası. Gün geçtikçe bunu zayıfladığını da görmek beni mutlu ediyor. Boş zamanlarında ne yaparsın? Spor yaparım. Öyle bir şey yok. Spor hayatın en temel aktivitelerinden biri olması lazım. İşe gitmek kadar, okula gitmek kadar, yemek yemek kadar sporun da planlanması, sporun da zihnimizde, gündemimizde ve hayat tarzımızda yeri olması lazım. Bunu başarırsak spor ülkesi olarak çok daha farklı noktada oluruz. Bunu başarırsak tesislerimizin hakkını vermiş oluruz. Bunu başarırsak bu toprakların potansiyeli, karakteri, her açıdan güçlü gençlerine layık olduğu yolu açmış oluruz. Temel gayemiz de bu. Peki Sayın Bakan, şimdi spor kültüründen bahsediyoruz. Spor kültürü, etik, ahlak gibi kavramlar ne yazık ki futbol iklimimiz de çok fazla geçerli değil. Bilmiyorum, endişeyle takip ediyorsunuzdur siz de. Kulüpler arasındaki diyalog, taraftarların işte diğer kulüplere bakışı, bir kaos ortamı var. Uzlaşma konusunda adım atmayan kulüp yöneticileri var. Herkes ne yazık ki, tırnak içinde söylüyorum, üstüne basarak birbirinden sanki nefret etme noktasına geldi. Spor birleştirici bir şey, evi eğlence olmasına rağmen düşmanca tavırlar, bir ayrışmacılık söz konusu. Bununla ilgili futbol iklimimizde gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu işi nasıl düzeltiriz her şeyden önce? Çok doğru söylediniz. Kaos ortamı. Ve kaosun sürekli körüklenmesi. Çok yanlış bir yol bence. Bu yoldan dönülmesi lazım. Kesinlikle ve kesinlikle. Bu kaos ikliminin
sporun tüm paydaşlarına, futbolun tüm paydaşlarına zarar verdiğine inanıyorum. Ve bu kısa vadede bu kaosu körükleyenlere belki katkı sağlıyor olabilir. Ama uzun vadede başta ligin marka değeri olmak üzere tüm paydaşlara zarar veriyor. Tüm paydaşları aşağı çekiyor. Bu sporun her şeyden önce ruhuyla çelişiyor. Ne söylediniz? Sporun ortamında ne var? Kardeşlik var. Pozitiflik var. Dolayısıyla bu kaos ortamından sporumuzu, futbolumuzu kurtarmamız lazım. Bunda da tabii sporun tüm paydaşlarına, futbolun tüm paydaşlarına görev düşüyor. Federasyonları, yöneticileri, teknik ekipleri, sporcuları, taraftarları, herkes bu anlamda şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. O yüzden ligimizin marka değerini, takımlarımızın değerini aşağı çekme hakkımız yok. Burada bir işbirliği lazım. Her şeyden önce zihniyet değişikliği lazım. Çok güzel ifade ettiniz. Kaos ortamının bir an evvel kararlı bir şekilde bitirilmesi lazım. Ve bunun da el birliğiyle ortaya konması lazım. Şimdi tabii bunun sağlanması için bir güven ortamının da tesis edilmesi gerekiyor. Genel anlamda bir sanki toplumun, insanların oyunun çok adil olmadığına doğru inandıkları gibi bir algı var. İnanmıyorlar çok adil olduğuna. Federasyona güvenmiyorlar, hakemlere. Bence bu birazcık da sanki bazı kesimler tarafından böyle ateşin üstüne sürekli odun atan insanlar olduğunu da düşünüyorum. Özellikle medyada hani 6222 sayılı yasayı çıkarttık ama şimdi toplum bazı şeyleri talep ettiği zaman düzelir. Toplum adaleti talep edecek, toplum güven ortamını talep edecek, toplum huzuru, barışı talep edecek ve bunun dışında kalanları otomatikman eleyecek. Olması gereken aslında budur bence Sayın Bakan. Ama biz bunu sağlayamıyoruz ne yazık ki. Yani bizde sanki iyiler sistemin dışında biraz daha kalıyor, kötülerin yanında gibi böyle bir durum söz konusu. Hani söylentiler, dedikodular, karşılıklı hakarete varan atışmalar. Yani bir defa bakış açısının biraz değişmesi lazım. Haklısınız. Yani bakış açısının ve atışmanın, hakaretin yerini bence üretimin alması lazım. Üretimin olmadığı yerde sorun vardır. Her alanda, sadece sporda değil. Üretimin olmadığı yerde fitne olur. Dedikodu olur, karmaşa olur, kaos olur. Temel neden aslında üretimsizlik. Ve tabii hakemler üzerinden algı oluşturulması. Bunu yanlış buluyorum. Hakem, yönetici, sporcu, teknik ekip, herkes hata yapabilir. Elbette hakem de insan, sporcu da insan, yönetici de insan. İnsan hata yapabilir. Yeter ki kasıt olmasın. Kötü niyet olmasın. Elbette bu çerçevede herkesin yine az önce söylediğim gibi öz eleştiri yapması lazım. Hakemler bir maça biri kırmızı kart gösterirken diğeri faul bile vermiyor. Elbette zaman zaman bu tür vicdan yaralayan durumlarla karşılaşıyoruz. Ama ben bu anlamda özellikle Futbol Federasyonu'nun ilgili kurullarının bu çerçevedeki kuralları şeffaf ve net bir şekilde ortaya koyması gerektiğine inanıyorum. Ve bununla birlikte tabii ki hukuk kurullarının almış olduğu kararların gerekçelendirilmesi. Biliyorsunuz hukukta gerekçe çok evrensel bir norm. Ve bu norm çerçevesinde de ilgili kurulların kararlarının gerekçeleri noktasında da kamuoyuyla detaylı bir şekilde bilgi paylaşması gerekiyor. Tabii şeffaflık ve tutarlılık çok önemli yaklaşım noktaları.
Ve bunları el birliğiyle yine tüm camia olarak sağladığımızda inanıyorum ki bu sorunların pek çok noktada öne geçebiliriz. Ve tabii spekülasyonu ortaya koyan, spekülasyonu üretenlere de bir faydası yok. O yüzden bu çerçevede bu anlamdaki bahsetmiş olduğum şeffaflığın ve bir ortaya konulacak uyumun bu çerçevedeki spekülasyonları da minimize edeceğine inanıyorum. Evet Sayın Bakan, tabii futbolda birçok sorunlarımız var, sıkıntılarımız var. O huzur iklimini bir türlü tesis edemedik genel anlamda. Hani federasyon, kulüpler, hakemler, oyuncular, antrenörler, farklı paydaşları var, yöneticiler futbolun ve her şeyden de önemlisi taraftarlar. Bir güvensizlik ortamı var. Hakemler çok fazla konuşuluyor ve eleştiriliyor. Sizin bu konudaki bakışınız nedir? Öncelikle ifade etmeliyim ki hakemler üzerinden bir algı oluşturulmasına karşıyım. Sanki herkes görevini layıkıyla yerine getiriyor da tek sorun hakemlermiş gibi bir algı oluşturulması açıkçası yanlış bir durum. Herkes hata yapabilir. Hepimiz hatalarımız olabilir. Önemli olan herkesin hata yapabileceği ortamda hakemleri günah keçisi ilan etmek apaçık haksızlık olur. Tabii hakemlerimiz tartışmalı kararlar veriyorlar mı zaman zaman? Tabii ki oluyor. Hatalı kararlar olabiliyor mu? Onlar da oluyor. Bunları çözeceğimize inanıyorum. Yeter ki aklı selimle yaklaşalım. Yeter ki iyi niyetle yaklaşalım. Kasıt olmasın. Ben bu kuralların ve uygulamaların daha şeffaf ve tutarlı olması gerektiğine inanıyorum. Bir maçta kırmızı kart verilen bir pozisyona, başka bir maçta faul dahi çalınmaması apaçık bir tezat. Ve tabii ki vicdanları yaralıyor. Tabii ki futbolun, seyircinin, taraftarın keyfini kaçırıyor. Bu kuralların elbette bir tutarlılığının olması lazım. Ve tabii ki bunların şeffaf bir şekilde de uygulanıyor olması lazım. Ben bu anlamda Futbol Federasyonu'nun, hukuk kurullarının vermiş olduğu kararlarda bir gerekçelendirme konusu noktasında daha hassas davranılması gerektiğine inanıyorum. Kararların gerekçelendirilmesi biliyorsunuz evrensel bir hukuk konusu, normlardan bir tanesi ve kararların gerekçeli bir şekilde detaylandırılarak kamuoyuyla paylaşılmasının bu anlamda hukuken hem daha doğru hem de spekülasyonların önüne geçme açısından da bize çok ciddi mesafeler aldıracağına inanıyorum. Peki futbolun sorunlarını konuşmaya devam edelim. Burada ekonomik anlamda kulüplerin ciddi sorunları var. Her türlü yasal düzenlemeye ve denetlemeye rağmen ne yazık ki Süper Lig'den alt liglere kadar birçok kulüp ekonomik olarak ciddi sorunlar yaşıyor. Bilançoları bir türlü denkleştiremiyor. Borçlandıkça borçlanıyor. Bu konuyla ilgili nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Sizin de kişisel endişeleriniz var mı efendim bununla ilgili? Tabii ki bu açıkçası hem ülkemizde hem dünyada var olan bir sorun. Spor kulüplerinin şeffaflığı sorunu, denetlenmesi konusu ve yönetilmesi noktasındaki sorunlar. Bunların her biri açıkçası ivedilikle çözülmesi gereken konular. Çünkü dünyanın emeği var, yatırımı var ve müthiş bir heyecan olan bir konu ve bu konunun birkaç tane sorumsuz yöneticiyle açıkçası çıkmaza sokulmasını ben futbol camiası için, spor camiası için bir haksızlık olarak algıladığımı ifade etmek istiyorum. Başarının ödüllendirilmesi gerektiğini, başarısızlığın değil, başarının ödüllendirilmesi gerektiğini ve somut kriterlerle yapılan harcamalar alınan sonuç en basitinden bunların ölçülmesi gerektiğini hem
kulüplerde, hem federasyonlarda. Ciddi bütçeler harcanıyor. Ciddi gayretler ortaya konuyor. Bunların hem şeffaf bir şekilde paylaşılması hem de evrensel yönetim ilkeleriyle bu camiaların yönetilmesi gerekiyor. Kulüplerimiz milletimize mal olmuş kulüpler. Milyonlarca insanın gönül verdiği kulüpler ve gönül verenlere layık bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. İşte bu doğrultuda biz geçtiğimiz yıl tüm sporun paydaşlarını bir araya getirdik. Spor camiamızın sporcusundan yöneticisine, teknik ekibine kadar herkese gelin eteğinizdeki taşlara dökün. Derdimiz, sorunlarımız nedir? Ne düşünüyorsunuz? Nasıl olması gerekiyor? Ve bu çerçevede de çok detaylı bir çalışmayı ortaya koydu herkes. Ve bu doğrultuda meclisimizde, parlamentomuzda paylaştığımız çalışmalar var. Ve inanıyorum ki çok kısa vadede parlamentomuzun büyük çalışmasıyla sporda ve sporun paydaşı olan kulüpler ve federasyonlarda yarınlarımızı çok daha güçlü bir şekilde yönetebileceğimiz, şekillendireceğimiz bir altyapıyı inşallah el birliğiyle tesis edeceğiz. Hesap verilebilirliği, şeffaflığı ve bu çerçevede de taraftara layık yönetimlerin oluşturulması konusundaki yasal altyapıyı da inşallah hep birlikte görmüş olacağız. Sayın Bakan, irili ufaklı kulüplerin, yani sadece şimdi kulüpler dediğimiz zaman insanların aklına Süper Lig kulüpleri geliyor. Fakat halbuki altta da birincilik, ikincilik de bir sürü kulüpler var ekonomik anlamda ve Spor Toto'nun ciddi bir desteği var. Özellikle alt seviyedeki kulüplerin en önemli gelir kaynağı. Üst seviyedeki kulüplerin önemli gelir kaynağı da yine hem evet Spor Toto'dan gelir elde ediyorlar ama en önemli gelir kaynağı da yayın geliri. Bein Sports'tan aldıkları yayın geliri. Şimdi şöyle bir sorunla karşı karşıyayız ki siz bununla ilgili de ciddi bir mücadele içerisindesiniz. Bundan önceki görevinizde olmak üzere başlamıştınız. Korsan yayıncılık ve yasa dışı bahis. Bu iki kanayan yara ne yazık ki kulüplerin de ciddi anlamda gelirlerini olumsuz etkiliyor. Bein Sports'un gelirlerini olumsuz etkiliyor. Yasa dışı bahis işte ciddi bir kayıp var orada. Spor Toto gelirlerini olumsuz etkiliyor, Spor Toto teşkilatını. Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalarınız var. Yolda kat ettiğinizi düşünüyorum. Neler söyleyeceksiniz? Tabii gelirler giderler bunları birlikte değerlendirmek lazım. Öncelikle giderler noktasında yani kulüplerin transfer harcamalarından personeline, personelinden efendim diğer giderlerine bir defa şapkayı öne koyup iyi değerlendirmek lazım. Bir hocayla başlıyor. Birkaç hafta geçmeden 4 hoca değiştirenler var. Başka hocayla devam ediyor. Yani bunu takip bile edemiyoruz. Hocayla sözleşme imzalıyor, vazgeçiyor. Başlamadan vazgeçiyor. Yani bu anlamda sürdürülebilirliği sağlamadığımız müddetçe istediğimiz kadar gelirimiz olsun. Buna bu mantaliteyle finansal anlamda da ruhsal anlamda da önce doğru yönetelim diyorsunuz. Tabii. Önce doğru yönetelim. Zaten gelir sorunu olduğunu düşünmüyorum ben. Türkiye'deki gibi bir mekanizma, devletin bu kadar desteği, halkın bu kadar ilgisi olduktan sonra açıkçası bizim tüm bileşenleri göz önüne bulundurup şapkayı az önce de söylediğim gibi önümüze koyup öz eleştiri yapıp yola devam etmemiz lazım. O yüzden tabii ki yasa dışı bahisle mücadeleyi en güzel şekilde ortaya koyuyoruz. Korsan yayınlarla ilgili mücadele devletimizin bu anlamda diğer birimlerle işbirlikleri. Bunlar elbette devam edecek. Bunlarda durmayacağız. Ancak bizlerin bu çerçevede sürdürülebilir bir spor yönetimi anlayışını her türlü popülizmden uzak bir şekilde ortaya koymamız lazım. Taraftarımızı üzmeye, spora gönül veren milyonları açıkçası üzmeye hiç bizimizin hakkı yok. O yüzden taraftarlarımızın layık olduğu yönetim tarzını. Diyorlar ki yönetici bulamazsınız kulüplere. Hiç inanmıyorum. Bilakis
yönetmeye layık insanlarla kulüplerimizi daha çok buluşturabilecek bir yasal altyapıyla yarınların her alanda güçlü kulüplerini inşa etmemiz daha mümkün olacaktır. Peki Sayın Bakan, tesisleşme konusunda efendim önemli yol kat ettik. Hakikaten yeni statlarımız var. Bu alanda Avrupa'da öncüyüz. Bu bir gerçek. Fakat zeminler konusunda o yaptığımız pırıl pırıl harika yepyeni statlarda bir bakıyorsunuz aradan bir sene geçmiş. Zemin ilk açıldığı zaman halı gibi bir sene sonra futbol oynanamaz hale gelmiş. Ve bu çok sıkça yaşanan bir durum. Halbuki ülkemiz belli bir iklim kuşağında değil. Yani tropik bir iklim değil veya işte arktik bir iklim değil. Neticede dört mevsimin yaşandığı ılıman bir iklim. Yağışın da yeterli olduğu, güneş ışığının da 365 gün boyunca yeterli olduğu. Yani o açıdan da bir sorunumuz yok, o anlamda söylüyorum. Bu zeminler konusunda ciddi sorun yaşıyoruz. Bakanlık olarak sizin yaklaşımınız ne bu konuda? Bunun federasyonlar ve kulüplerin sorumluluğunda olduğunu mu düşünüyorsunuz? Vallahi biz stadları en güzel haliyle, en modern şekliyle sıfır kilometre olarak alıyoruz. Kulüplerimize, yerel yönetimlerimize teslim ediyoruz. Bu kulüpler, yerel yönetimler buraların en güzel şekilde işletilmesinden sorumlu bir şekilde de devralıyorlar. Tabii maalesef bu yıl zeminlerle ilgili ortaya çıkan durum bizim hem bakanlık olarak bu konudaki yaptırımları gözden geçirme noktasında yeni çalışmalar ihtiyacını ortaya koydu. Bir yandan bu devam ediyor. Bir yandan da federasyonumuzla konuştuk. Federasyonumuz bu çerçevede yeni bir modelle bu işi şansa bırakmadan çünkü sağlık, sporcumuzun sağlığı her şeyin üstünde. Gerekli çalışmaları da yapacak. Yani bu kadar yeni stat, az önce dedik yani UEFA bir de bunu artık ne yaptı? Kabul etti. En yeni statlar Türkiye'de. En modern statlar. İşçiliğiyle, malzemesiyle, her açıdan zeminler mükemmel. Bunlara bakacağız. Bunlara bakmayanlar da gereken müeyyideyle karşılaşacaklar. Başka çaresi yok. Evet, futbolun sorunlarını konuşuyoruz ama futbol dışında da aslında çok önemli gündemler var. Mesela şimdi Şampiyonlar Ligi finali oynanacak Türkiye'de. Önemli spor organizasyonlarında da ev sahipliği yaptık ve yapmak da istiyoruz. Aslında her zaman olimpiyat adaylığımız vardı. Bu konuyla ilgili gereken hazırlıklar vardı. Geçen yıl Formula 1 takviminin bir yarışı İstanbul'da yapıldı ve en güzel yarış İstanbul'da oldu. Bütün dünya izledi, bütün dünya konuştu. Hatta pilotlar da sordukları zaman bu sezonun en iyi yarışı hangisiydi diye hepsi İstanbul dediler. Yine Formula 1'in yarış takvimine alınması için çalışmalarınız var mı? Çünkü tanıtım açısından, uluslararası tanıtımımız açısından çok önemli biliyorsunuz. Onun dışında büyük spor organizasyonlarının tekrar Türkiye'nin ev sahipliği yapması konusunda girişimleriniz var mı? Biraz bu konudan söz edelim arzu ederseniz. Tabii Güntekin Bey, Türkiye spor turizmi noktasında bir marka. Bizim derdimiz de bu markayı daha da güçlü hale getirmek. Çünkü her türlü iklim zenginliğine sahibiz. Her türlü doğal güzelliğe sahibiz. Bununla birlikte tesis altyapımız söylemeye gerek yok. Mükemmel ötesi. Bunu da işte ilgili spor severle buluşturmak. Bize de bu düşüyor. Bu çerçevede biliyorsunuz spor turizmini nasıl daha kurumsal bir şekilde yukarı taşırız diye geçtiğimiz yıl yine bir tarafları topladık. Çalıştay yaptık. Bu noktada da Edirne'den Kars'a, Mersin'den Sinop'a kadar nerede ne var, nasıl dünyaya açarız bunu çalışıyoruz. Yani kış sporlarından su sporlarına, takım sporlarına, her türlü spor için her türlü altyapı var. Bir yerde kayak yapıyorsunuz, diğer tarafta aynı zaman diliminde dalış yapabiliyorsunuz. Bir yerde yüksek irtifa gerektiren efendim kamp çalışmaları var. Diğer tarafta otomobil ve motor sporları için altyapı var. Yani bunları taraftarla, bunları sporcuyla, bunları spor severle buluşturma adına işte spor turizmi çalışmalarımızda ciddi mesafeler kat ediyoruz. Tabii organizasyonların bu çerçevedeki ev sahiplikleri, yani hizmet standartlarımızla
İnsanımızın sıcaklığı, samimiyeti birleşince çok farklı bir durum ortaya çıkıyor. Geçen hafta 56. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunu gerçekleştirdik. Evet, uluslararası katılım yüksekti. Uluslararası katılım yüksekti. Dedim ya, doğal zenginlik. Kapadokya'da başlayacaktık. İnanılmaz kar yağışı. Konya'ya aldık. Konya'da yine yağmurla başladı. Kapadokya'da kar gördü sporcular. Diğer tarafta güneş, diğer tarafta bulutlar. Her mevsimi, her güzelliği gördüler. Türkiye'nin dört bir tarafının güzellikleri hakikaten apayrı. Hem ülkemizi tanıtma adına, hem spor camiasını bu çerçevede ülkemizdeki tesislerle, ülkemizdeki altyapıyla buluşturma adına bize çok görev düşüyor. Bu anlamda güzel işbirliklerimiz, çalışmalarımız var. Tabii Şampiyonlar Ligi finali, kupada biliyorsunuz İstanbul'da, onu da spor seyirci severlerle... konusunda gelinen nokta nedir Sayın Bakanım? Seyirci konusunda yakın takipteyiz. Seyirciyi aşma noktasında ciddi niyetimiz var. Çalışmalarımız zaten bir aşamaya geldi. Bununla ilgili peki Sağlık Bakanlığı'yla bir iletişimde... Üçte bir oranında da olsa ilgili birimlerle, kurumlarla, bakanlıklarla iletişim halindeyiz. Yani seyirciler, mesela aşı olmuş olan seyirciler mi gelecek, nasıl olacak? Bununla ilgili standartları belirleme aşamasındayız ama hem yurt dışından gelecek ciddi bir seyirci söz konusu, talepler geliyor. Hem resmi heyetler, hem spor severler noktasında, hem ülkemizden gençlerimizin özellikle talepleri var bana ulaşan. Bu önemli karşılaşmayı izleme noktasında. İnşallah şu tedbir sürecini en güzel şekilde atlatmayı umuyoruz. Vaka sayıları vesaire. Bu noktadaki önlemler bir yandan devam ediyor. Bir yandan da seyirciye yönelik hazırlıklarımız devam ediyor. Türkiye her zamanki gibi muhteşem bir ev sahipliğini yapacak. İstanbul'umuz, dünyanın en güzel şehri İstanbul. Güzelliklerini dünyaya tanıtacağız. Gelen spor severlere İstanbul'umuzun bir kez daha muhteşemliğini ispat edeceğiz. Buna birlikte de tabii inşallah sporun güzellikleriyle dolu da bir akşamı her iki takımda inşallah ortaya koyacaklar. Evet, bisikletten... Tabii bununla birlikte bisiklet de... Siz dedik, takip ettiniz, oradaydınız değil mi efendim? Evet, bisiklet... Cavendish, hatta ünlü... Cavendish'le bir araya geldik. Onu ben velodrom açılışımıza davet ettim. Biliyorsunuz Türkiye'nin ilk velodromunun inşasına başladık. Konya'da. Eskiden vardı Konya stadında biliyorsunuz. Evet, bu velodrom. Tabii olimpik velodrom. Hem ülkemizdeki sporculara hitap edecek, hem dünyadan gelecek sporcuları ağırlayacak ve 6 ay içinde tamamlayacağız. Biliyorsunuz 5. İslam oyunlarını Konya'da düzenleyeceğiz. Ve bu tesisimizi de inşallah ona hazırlıyoruz. Bununla birlikte Dünya Göçebe Oyunları var İznik'te. Bir yandan o çalışma devam ediyor. Yani Türkiye her türlü spor organizasyonunu, golften atletizme, atletizmden jimnastiğe, jimnastikten güreşe, yüzmeye en güzel şekilde düzenlediğini ispat etti. Dünya Rally Şampiyonası'nın bir ayağı yapılıyor Türkiye'de. Evet, o devam ediyor. Bir yanda Formula, bir yanda Rally Şampiyonası. Yani her branşa en güzel şekilde ev sahipliği yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Çıtamızı hep yukarıya taşıyacağız. Gayemiz bu, gayretimiz bu. Ben bu çerçevede tüm takım arkadaşlarıma, bakanlık ailemize teşekkür ediyorum. Amacımız bu ülkenin, kıymetli halkının layık olduğu seviyeyi her açıdan daha yukarı taşımak. Evet, halkımız, vatandaşımız uluslararası başarıya tabii çok önem veriyor. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var futbolda. İyi bir jenerasyon da. İyi bir jenerasyon var. Hocamızın gayretleri, Şenol Hoca'yla zaman zaman bir araya geliyoruz. Uzun mütalalar yapıyoruz. Hocamızın bu anlamdaki hem birikimi, hem bu konuya olan ilgisi önemli bir avantaj. Yani hocalarımız ülkemizin yetiştirdiği değerler açıkçası bizim en büyük zenginliklerimizden bir tanesi. Sporcularımız, yine Avrupa'da bizi başarıyla temsil eden arkadaşlarımız. Yani hamdolsun güzel sonuçları, hem jenerasyon, hem onların arkasından gelecek gençler. Yani bu gençler aynı zamanda birer rol model. Onların izinden gelecek gayretiyle, çalışkanlığıyla, karakteriyle onların yolunda yürüyecek gençler. İnanıyorum yarınların Türkiye'si çok farklı olacak. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2023 vizyonu, 2053 vizyonu, 2071 vizyonu, bunlar içi dolu vizyonlar.
İşi dolu izliyorlar. Şimdi iki maçı Bakü'de oynayacağız. Bir maçı Roma'da. Gidecek misiniz efendim? Maçta. İnşallah tabii ki takımımızı... Kardeş ülke Azerbaycan'da olması da bizim açımızdan bir şans oldu tabii. Tabii ki. Evimizde gibi olacağız. Evimizdeyiz orada da inşallah. Sporcularımız inanıyorum ki bu anlamda inşallah liglerini bitirince yine bir araya gelecekler. Heyecan duyuyoruz. Ve son süreçteki performansları bizi ayrı gururlandırdı. İnanıyorum ki futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, diğer branşlarıyla sporumuzun güçlü yürüyüşüne devam edeceğiz. Evet Sayın Bakan, tabii sadece futbol değil, mesela Anadolu Efes de şu anda belki Avrupa şampiyonluğuna koşuyor. Aslında geçen yıl da bana göre olacaktı Euroleague'de şampiyon tabii, ama pandemi araya girdi. Demiyorum, tüm evet. Branşlar. Tabii pandemi devreye girdi. Evet. Ve ne yazık ki Euroleague yönetimi askıya aldı. Bu sene emin adımlarla gidiyorlar. Real Madrid iki maçta da farklı geçtiler. Ümit ediyoruz ki bu sene o beklenen şampiyonluk gelecek. Voleybolda, basketbolda, futbolda uluslararası başarılara ihtiyacımız var. Ama hepsinin ötesinde bireysel sporlarda, olimpik branşlarda diyoruz. VAR sistemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Onu konuşmadık. VAR'dan memnun musunuz? Nasıl takip ediyorsunuz? Tabii yani yeni... Çok tartışmaları da beraberinde getirdi. Göreceli olarak ve bu noktada tabii asıl unsur hakemin kendisi. Ve az önce de konuştuk. Yani bizim bu çerçevede tüm bileşenleri değerlendirmemiz lazım. İyi niyetle değerlendirmemiz lazım. Ve spekülasyondan öte üretim ve hakikaten herkesin kendini bu çerçevede iyi bir öz eleştiriyle, iyi bir muhasebeyle olaylara yaklaşır kılması lazım. Evet, statlarımızın altyapısı da VAR için uygun. Gol çizgisi teknolojisi de ümit ediyoruz ki önümüzdeki zamanlarda tabii hayata yani geçer. Dediğim gibi yeni bir uygulama. Zamanla eksiklikleri, zamanla efendim yanlışlıkları ortaya çıktıkça daha iyi, daha doğru, daha güzel hale gelecektir. Siz Sayın Bakan spor yapma fırsatı buluyor musunuz kendiniz? Yani kendinize... spor yapmak istiyorum. Mümkün olduğunca tabii yüzmeye çalışıyorum. Yürüyüş benim açıkçası çok zaman ayırmaya çalıştığım konulardan bir tanesi. Birlikte bakanlığın davetiyle Rize'de bir araya gelmiştik hatırlayın. Evet. Rafting yapmıştık. Rize'de rafting Fırtına yaptık. Fırtına Vadisi'nde. Rize, çok tabii, keyifliydi. Doğal evet. Güzellikleriyle insanıyla apayrı bir şehrimiz. O yüzden size de o hakikaten programımız çok keyifliydi. Güzel de bir iklime denk gelmişti. Evet. Hem rafting açısından çok uygun bir zamandı. Ülkemiz inanın tam bir cennet vatan. O yüzden spor için de çok uygun ortamları bize sağlıyor. Yürüyüşüyle, efendim başka imkanlarıyla bunları iyi değerlendirmemiz lazım. Diyorum ya sporu tabana yaymamız lazım. Her birimizin fırsat bulamamaktan, zaman yokluğundan şikayet etme lüksü yok. Mutlaka zaman ayırmamız gerekiyor. Evet Sayın Bakan, sizin de çabalarınızla efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sizin eklemek istediğiniz başka önemli bir konu var mı atladığımız? Tabii unuttunuz. Avrupa Süper Ligi'ne değinmedik. Evet Avrupa Süper Ligi çünkü rafa kalktı ya şu andaki aşamada. Değmeyelim mi? Nasıl az öderseniz endüstriyel futbol hakikaten gelinen nokta itibariyle açgözlülüğü de sonsuz bir şekilde beraberinde taşıyor. Çok güzel bir yaklaşım. Açgözlülük. Evet, bitmeyen bir açgözlülük. Futbol demek bence duygu demek. Futbol demek ihtimaller demek. Yani futbolu sadece finansal tablolardan ibaret görmek futbola, futbol severe, gençlere, çocuklara, milyarlarca insana haksızlık olur. Ve bunun kimseye de bir faydası olmaz. Oluşturulmaya çalışılan ligin bir finansman oluşturma çabası olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun niçin böyle bir ihtiyacın ortaya çıktığının bence ilgili kulüplerce, bu işin inisiyatifini alan kişilerce izlenmesi gerektiğine inanıyorum. Ben kulüp sahipliğinden kaynaklandığını düşünüyorum ben. Kulüplerin sahipleri kar amaçlı bakıyorlar. İşte yani niçin böyle bir kar maksimizasyonunu bu anlamda ya da finansal ihtiyacı hissettiler. Belli ki bir takım finansal sorunları var.
Bunları biliyoruz. Birilerinin kar maksimizasyonu için milyonlarca insanın, gencin umudunu çalma hakkı yok. Finansal olarak, kadro olarak, göreceli anlamda daha az popüler takımın bu anlamda daha güçlü bir takımla mücadele etme şansını ortadan kaldırmamak lazım. Taraftarın bu anlamdaki izleme keyfini yok etmemek lazım. Ve materyalist yaklaşımla sporu açıkçası yok etmemek lazım. Ben bu çerçevede inanıyorum ki gelinen nokta tabii ki ilgili kurumların, ilgili kulüplerin tüm camia olarak özelleştirilmiş hiçbir zaman bir kenara bırakmamaları lazım. Buna da itirazım yok. Ama bu duyguyu materyalistik anlayışlarla, sizin de bahsetmiş olduğunuz açgözlü bir bakış açısıyla kimsenin yok etme hakkı yok. Ve tabii futbolu futbol yapan zayıfın güçlüğü yenme olasılığının her zaman var olması. Bu olasılıkları yok etme, o duygu yoğunluğunu yok etme hakkı kimsenin yok. Sayın Bakan, çok teşekkür ediyorum efendim katıldığınız için. Ümit ediyorum ki çalışmalarınız en iyi şekilde devam edecektir, Türk sporuna olan hizmetleriniz. Olimpiyatlarda da olimpik sporcularımıza olan desteğiniz açısından da teşekkür ediyoruz sizlere. Olimpiyatlarda da madalya sayımızın artmasını temenni ediyoruz. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, bu hafta Be United'da Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Kasapoğlu'nu konuk ettik. Türk sporunu konuştuk, Türk sporuyla ilgili yatırımları konuştuk. Geçmişi, geleceği, sorunları irdeledik. Sadece futbol değil, bütün branşlarda yapılanları ve tesisleşme konularına da parmak bastık. Önümüzdeki hafta bir başka değerli konuğumuzla, bir United programında tekrar sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.